Herkese merhaba, hepiniz Cihatça Fiziğe hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle fizik dersiyle ilgili bir sorunun çözümünü paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde esnek, yaya şekil 1'deki gibi 5 metre bölü saniye hız ile çarpan cisim, yaydan şekil 2'deki gibi zıt yönde 5 metre bölü saniye hız ile ayrılıyor. Yay ile cisim arası etkileşim süresi 0.1 saniye olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet, 1. Yayın cisme uyguladığı itmenin büyüklüğü 20. 2. Yayın cisme uyguladığı ortalama kuvvet 200 N. 3. Yayda depolanan maksimum potansiyel enerji 25 J'dur. Birincisinde itme sorulmuş. İtme momentum değişimine eşittir. İtme eşittir momentum değişimi ki momentum değişimi de son momentum eksi ilk momentum şeklinde bulunur ki buradaki işlemlerin vektörel olduğuna dikkat etmek gerekiyor. İlk momentum, momentumun formülü P eşittir M çarpı V idi. Bu durumda ilk momentumumuz ne olacaktır? Sağa doğru M çarpı V 2 çarpı 5'ten 10 olacaktır. Bakın dönüşte aynı kütle döndüğü için yine sonraki momentumumuz kütlemiz 2 çarpı hızımız 5 olduğundan 2 çarpı 5'ten 10 şeklinde yazılabilir. Bakın buradan momentum değişimini bulmak demek, itmeyi bulmak demektir ki momentum değişimi son momentum eksi ilk momentumdu. İlk momentum zaten şuydu. Burada vektörel işlemi yaptığımda şu iki vektörün ayaklarını yani başlangıç noktalarını birbirine bağlıyoruz. Bakın P ilk eşittir 10. P son ise yine sağa doğru. Onu da 10 şeklinde yazalım. İşleme şöyle devam ediyoruz. Başında eksi bulunan P ilk vektöründen son vektöre çizdiğiniz vektör momentum değişimini vermiş olmalıdır ki ilk momentumun başı şuraydı. Yani bitişi o zaman bitişinden diğer momentumun kafasına kafa diye anlattığım şey aslında P sonun oku. Yani P ilkin kafasından sonuncunun kafasına çizdiğim şu vektör bana momentum değişimini vermeli ki bu da 20. Evet, 20 N çarpı saniye oldu. 20 N çarpı saniye momentum değişimi aynı zamanda itmeye eşitti. 1 doğru oldu. Yayın cisme uyguladığı ortalama kuvveti soruyor. İtmeyi bulduk. İtme 20 N çarpı saniyeydi. Aynı zamanda itmenin formülü F çarpı delta T'ydi. 20 eşittir ortalama kuvveti soruyormuş ki yay ile cisim arasındaki etkileşim süresi 0.1 saniye olarak buraya yazıldı. Buradan F eşittir 200 N şeklinde bulundu ki 2 de aradığım cevaplardan biri oldu. Peki yayda bir enerji depolanır mı? Yaya gelip çarpan cismin bir kinetik enerjisi var. İşte bu kinetik enerjinin tamamı yayı sıkıştırıp yayda esneklik potansiyel enerjisine dönüşmeli. Yani cismin kinetik enerjisi yayın esneklik potansiyel enerjisine dönüşür tamamen. Daha sonra tekrar ayrılıp kinetiğe dönüşecektir. Burada görüldüğü gibi herhangi bir kayıp yok. Bu da enerjinin korunduğunu gösteriyor. Kinetik enerji 1 bölü 2 m v kare. Bu da tamamen yayda esneklik potansiyel enerjisine dönüşmeli. Bu durumda kinetik enerjiyi bulmam yetiyor zaten. 1 bölü 2 kütle 2 hızımız 5 5'in karesi. Bu da yayın enerjisini vermeli ki bakın ikiler birbirlerini lay lay sen güneş baban ay olunca 5'in karesi kaldı elinde ki bu da 25 J şeklinde çıkar ki yayda depo edilen esneklik potansiyel enerjisini verir. 3 de doğru oldu aradığım cevaplardan biri. Cevap E'de işaretlenmekte. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.